Merhaba Ada. Merhaba. Galiba milli takım kampından geldin buraya. Evet, oradan geldim direkt. Ne zaman başladı? Pazartesi günü başladı. İşte iki gündür sabah biz suya çıktık, hazırlanıp geldim hemen buraya. Süper, hoş geldin. Bugün keyifli aslında bir sebep için birlikteyiz. Team Paribu Mentor programı için birlikteyiz. Evet. Önce ama ben bir seni tanımak istiyorum. Kaç yaşındasın, ne zaman başladın rüzgar sörfüne? Biraz bahsedebilir misin? Ben 14 yaşındayım. Rüzgar sörfüne 2019'un yazında başladım. Orada bir 7-8 ay yapamadım, ondan sonra full devam. Süper. O zaman hani denize gidemedin, karada bir antrenman bir şey yapabildin mi? Ya böyle ağzı her yer kapalıydı zaten yani. Çok telafi ettim yani. Süper, harika. Peki birazcık aslında daha fazla konuşuyor olacağız ama hani mental boyutlarını birazcık senden öğrenmek istiyorum. Özellikle rüzgar sörfünün. Ve Dilara geldi o sırada. Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Bugün Team Paribu Mentor programı için birliktayız. Birazcık böyle yaptığınız sporu, şimdi ikiniz de farklı yaşlardasınız. Sen deneyimlisin, sen de biraz alttan gelerek biraz bence... acemi. Acemi demeyelim bence. Genç diyelim mi? Genç. Aynen. Sen de aslında Dilara'dan bence öğrenecek çok şeyin de var. Evet. Biraz birlikte bu arada psikolojik boyutları da konuşalım istiyorum. Nasıl olacak? Tabii. Aslında birlikte konuşarak biraz daha belki bir şeyleri geliştirebiliriz. Nasıl bugün rüzgar sizce? Bence çok güzel. Bence süper. Tam böyle var. Aynen, tam havası. Çok güzel. Süper. O zaman seni antrenmana uğrayalım mı? Sonra tamam. Biz de seni izleyelim. Gelelim. Olur. Yanına. O zaman ben antrenmana gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. 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 Biz de sahile gidip izleyelim tamam. İstersen. Tamam, anlaştık. Keyifli bir gün oluyor bence. Ne derse? Yani rüzgar çok güzel, bence de keyifli. Senin için tabii rüzgar keyifli evet. Bir şey değil mi? Şimdi sen rüzgar sörfü yapıyorsun ama öncesinde aslında başka spor branşlarında yaptığını biliyorum. Bayağı yaptım. Neler yaptın mesela? Ya, işte yüzme, voleybol, basketbol, boya, çoğu şey, bir sürü bilindik şey, tenis de yaptım. Denedin hepsini yani galiba. Yok, denedim. Bazen de kursa gittim. Ama yani mesela en uzun kaldığım herhalde tenisti. Peki, şimdi rüzgar sörfünü 2019'dan beri yapıyorsun. 2019'un yazında, evet. Yazından beri ama devam da etmek istiyorsun değil mi? Bağlısın da. Evet. Peki diğer şimdi spor branşlarından ne farklı kıldı sence rüzgar sörfünü? Başka bir motivasyon daha var gibi. Daha böyle hırslı, böyle yarışmaları var böyle. Diğerlerine çok, bir de çocuktum herhalde o yüzden. Yani küçükler için çok önemsenmiyor ya. Hı hı. Böyle daha ciddi, daha hırslı böyle. Rakipler güçlü. İşte zaten böyle heyecanlı bir sorun, hız yapıyorsun yani. Hızı seviyorsun sen. Evet, deniz de çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Deniz ve hız birleşince zaten evet. Rüzgar sörfü olmazsa olmazın oldu o zaman. Yarışmalarda belki en çok karşılaştığımız duygulardan biri de stres. Evet. Şimdi sen stresi nasıl yönetiyorsun ya da stres olduğun anlar var mı? Yani çok var yani. Bir yarışmada mesela giderken ikinci olsam bile hani böyle şey oluyorum, böyle demoralize oluyorum, böyle bir düşüyor modum. Yarış esnasında bu arada geride evet. Kaldığında. Evet, evet, evet. Çünkü ya ben şimdi yarışmalarda mesela birinci olmuştum ben bu yıl. Şimdi bu sefer ikinci olunca böyle bir şey oluyorum. Böyle antrenman yarışında bile olsa böyle bir sinirim bozuyor yani. Böyle stres oluyorsun. Ya geçemezsem gerçek yarışta falan şeyle böyle işte yelkenini suya düşürüyorsun, suya düşüyorsun falan. Daha çok hata yapıyorsun. Daha çok hata yapıyorsun. O da an kayboluyor. Aynen. Şimdi stres dediğin şey aslında sporun olmazsa olmazı. Evet. Ama bir taraftan yönetmeye ihtiyacımız var. Hatta biz bunu yani kaygı olarak adlandırdığımız noktada hani stres faktörü dediğimiz şey aslında kaygı. Kaygının iki tane birleşeni var. Bir bedensel olarak kaygı kendini gösteriyor. Bir de düşüncesel olarak kendini gösteriyor. Şimdi bedensel olarak işte ne bileyim kalp ritminin artması, nefesin darlaşması yaşıyor musun bu tarz şeyler? Ya da el ayak soğuması. Artıyor böyle bir... Sürekli böyle çat çat çarpıyor, böyle bir şey oluyorum. O aslında şeyin, kaygının göstergesi. Aynen, evet. Bu şu demek oluyor, demek ki bedensel kaygın yükseliyor. Evet. O tarz durumlarda belki nefes egzersizi gibi. Evet, bedensel çok oluyor. Öyle mi? Böyle kalbimin ritmi arttığı için doğal olarak böyle şey oluyorum. Daha çok hata yapmaya meyilli oluyorum. Meyilli oluyorsun. Aynen. Peki bu yarışmadan önce de mi mesela kalp ritmin artıyor yoksa yarışma esasında mı daha çok oluyor sende? Bize mesela böyle bir start veriyorlar. İşte 5 dakika içinde belirli bir çizgiden aynı anda start alıp belli bir noktaya dönüp geri geliyoruz. İşte o şeyi verdikleri anda benim stresim başlıyor zaten. Startı verdikleri anda. Evet.
Şimdi dediğin bedensel kaygı daha çok nefes egzersizleriyle şey yapılabilir aslında. Biraz daha başarılabilir. Mesela örnek vereyim bir tane sana. Belki minik minik böyle sen de uygulamak istersin sonrasında. 4-4-4 dediğimiz bir nefes egzersizi var. Çok basit. 4 saniye burnundan nefes alıyorsun. 4 saniye nefesi tutuyorsun. 4 saniye ve ağzından nefes veriyorsun. Şimdi yarış esnasında onu yapamam. Yarıştan önce, hazırlık esnasında. Yarış esnasında ne yapmam gerekiyor? Yarış esnası içinde şunu yapma aslında çok daha mantıklı olur. Şimdi bizim zihinsel antrenman dediğimiz antrenmanlar var. Bir anda kendine bir şey söylediğinde çok tabii ki çat diye değil mi? Yani mucizevi bir şekilde hadi kaygımı yöneteyim, işte iyi yapabilirim öyle dediğinde olmayacak. O çok yüzeysel kalan bir şey. Zihinde canlandırma diye bir mental bir tekniğimiz var bizim. Mental antrenman. Bu ne demek? Gerçeğin zihninde taklidi demek. Gerçeği prova etme. Yani gözünü kapatıp tamamen mesela çıkış anı diyorsun ya, çıktıktan sonraki an senin için çok kritik. Zihninde belki de 100 kere çıktığın anı gerçekmiş gibi 5 diyorganını zihninde canlandırmak. Çünkü şöyle düşün, bir şeyi ilk kez yaptığında mı yoksa atıyorum 10. kez yaptığında mı daha rahat hissedersin? Yarışmada çok fazla hata yapay yok, değil mi? Evet. Ama zihninde sonsuz kere hata yapabilirsin. Evet. Zihninde canlandırma sayesinde fiziksel antrenmanlara ya da fiziksel olarak yarışmalara daha çok hazırlanıyoruz. Yani senin diyorsun ya, yarışmada ne yapabilirim dediğin şeyi belki bir süreç içerisinde istikrarlı şekilde zihinde canlandırma çalışmalarıyla desteklersek senin yarışma anında çok daha aslında sakin, kendine güvenen, daha kaygı yönetebilen bir yerde olmanı sağlıyor. Ama bunun dışında da yarışma öncesinde belli nefes egzersizleri ya da işte birlikte oluşturabileceğimiz içsel konuşmalar. Mesela sana hiç böyle çok sevdiğin şarkı sözü falan var mıdır böyle seni motive eden? Ya da herhangi bir film sözü, dizi sözü fark etmez yani. Yapabilirsin falan var. Böyle içinden böyle bazen yani mesela hani pompalıyoruz. Böyle çok yoruluyorum artık ama rakibim geçecek. İçinden hani devam et falan böyle yapabilirsin diye kendimi böyle işte. Motive etmeye çalışıyorsun. O biraz spor psikolojisi içsel konuşma dediğimiz aslında tekniklerden biri. Şu an senin mesela yaparken rutinlerin var değil mi? Yani rüzgar sörfü için mesela fiziksel hazırlanma rutinin var. Evet, karadağ antrenmanın var. Bu da böyle bir şey bu arada. Yani istikrarı oturttuğumuz müddetçe ve o rutinleri temelde koyduğumuz müddetçe zihinde canlandırmayla mesela zihnin adapte oluyor. Ve artık bir şeye çıkarken çok daha rahat bir şekilde, çok daha kaygı yönetecek şekilde. Bir de tabii işin günün sonunda şöyle bir kısım var. Tamamen kendinle ilgilenmeye ihtiyacın var. Yani dışarıya baktığın an rakip dış bir faktör. Dışarıya baktığın an ne oluyor? Rakiple kendi karşılaştırdığın an. Ben hep rakiple karşılaşıyorum kendimi. İyi mi geliyor, kötü mü? Bazen iyi, bazen kötü. Ya bazen kendimi daha çok ilerliyorum, bazen motivasyonum düşüyor. Neye bağlı değişiyor acaba? Ya rakibim böyle aşırı, yani aşırı bir fark var sende, böyle motivasyonum düşüyor. Hani nasıl yakalayacağım ben bunu, nasıl yapıyor falan diye ama daha az saniye yani daha hırslanmanın evet hırslanıyorsun böyle ben de yapabilirim diye. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Adayı çağırmaya geldim. Süper, birlikte yapacağız. Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Harika, izleyeceğim sizi. Süper. Rüzgar sörfünde bu sene büyüklerde yeni sınıfın gelmesiyle beraber aslında birçok şey değişmeye başladı. Özellikle kilo anlamında sporcuların şu anda daha fazla kilo alması ve kilonun çok daha avantaj sağladığı bir döneme girdiler. Şu an çok daha farklı çalışmalara maruz kalmaları gerekiyor. Bu gençlerde bir sonraki sene başlayacak ama şu anda büyüklerde özellikle Dilara'nın kategorisinde artık devam eden bir süreç. Ben psikolojik boyutlarına baktığımda bunun gerçekten sporcular için ciddi bir kontrol kaybı olduğunu görüyorum. Çünkü spordaki her sporcu için en önemli konulardan biri kontrol teması. Sporcular ne kadar kontrol alanlarını yaratabilirlerse o kadar çok daha özgüvenli ve daha iyi yapacaklarını hissederler. Ve şu anda o yüzden sporcuların en maksimum seviyede yapmaya ihtiyacı olan şey birazcık daha geçmişi bir kenarda bırakıp daha çok bugünün gerekliliklerine odaklanmak. Çünkü sanki yeni bir spor branşına geçmek kadar bir fark yarattı onlar için. Burada da başarıya yüklenen anlam çok önemli bence.
Çünkü geçmişte başarılı olan sporcular bugün sırf kiloları düşük diye başarısız hissedebilirler kendilerini. Fakat bu bir süreç. Sürece ne kadar güvenip daha çok süreç hedefleri koyarak devam ederlerse o kadar çok kontrolü tekrar eline alacaklardır. Nasıl geçti? Çok iyi gözüküyordunuz. Uzaktan çok iyi gözüküyordunuz ama senin için nasıldı? Eğlenceli miydi? Bir şeyler öğrendin mi Dilara'dan? Minik tiyolar. Evet, ayak şey, dönüş yaptıktan sonra ayağım hemen ayakkabıya sokmamış herhalde. Öyle mi? Evet. Sen önceden şey yapıyor muydun? Önceden toplamış. Ha, güzel, güzel tiyo bence. Çok keyifli gözüküyordu ya. Aa, süper nasıldı? Ya. Çok güzel, adayı bayağı iyi buldum bu arada. Öyle mi? Evet. Aynen. Biraz sen tiyolar vermişsin ona. Verdim. 2-3 tane için söyledim. Tabii çok, çok iyi. Daha fazla yapsak daha fazla şey görürüz ama çok, şey, çok iyi gidiyor. İyi gidiyor. Aynen. Peki şimdi Team Pari bu mentor programı için bir araya geldik. Bu arada gerçekten sizi izlemek aşırı keyifliydi dışarıdan. Programla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son böyle eklemek istediğiniz. Ne düşünüyorsun sen programla ilgili? Bence yararlı bir programdı. Yani hem bir şeyler öğrendim hem de kendime bir şeyler kattım. Dilara'dan da minik tiyolar. Evet, hiç evet. Hiç çok yapmadığı bir şey galiba öğretmişsin çünkü evet, ona. Evet, aynen. Aynen. Yani daha fazla zaman olsa tabii ki çok daha fazla şey yapardık. Bence çok keyifli geçti. Ben zaten baştan beri söylüyorum, proje çok güzel bir proje. Çok da keyifli, güzel geçti. Rüzgarımız da çok güzeldi. Süper. Daha zaten birlikte bu arada antrenmanlara devam edeceksiniz. Yaparız. Hep birlikte de aynen birazcık daha mental tarafları daha çok konuşuruz. O yüzden bir arada olup gelişmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi benim için de. Teşekkür ederim.